Günaydın herkese, merhaba. Günaydın. Şimdi planımız, sabah erken kalktık ve yukarı çıkacağız. Buradan böyle bir yolu görüyoruz, böyle yana doğru giden ve oraya yukarı çıkacağız aslında. Bakalım, hiç yürümedik. Öyle internetten bulduk rotayı. Öyle yürüyeceğiz. Yol konusunda bilgin var mı? Aynen. Şimdi ben kısaca bilgi vereyim. Şurada teleferik var. Ebenhalt teleferiği. Kişi başı yetişkin 22 euroya tepeye çıkartıyor. Onun durduğu noktada bir tane otel ve konaklama yeri var. Yani guest house ve lokanta var. Biz oraya hedefliyoruz. Yürüyüş yolu için de buradan ana yoldan şöyle geldikten sonra şu karşımıza satılık bir bina var. Buradan geliyoruz. Bu aradan geçiyoruz. Şu yolu takip ederek dağın zirvesinden bir 2 saatlik yol gözüküyor. Tahminen bu bizim için bir 3 saati falan bulur. Tepeye vardığımızda da arada da tabii ki yoldan çekip göstereceğiz. Ama gün nasıl başlıyor? Önce oradan başlayalım. Gün uyanmak ve kahvaltıyla başlıyor. Hadi gün başlasın. Günaydın herkese, merhaba. İlk gece geçti ve gayet iyi geçti. Böyle uzun uzun ayağımızı uzatabildik yani. Akşam ne oldu? Yürüyüşten geri geldik. Baya karanlığa tutulduk. Sıfır karanlık değil yani, böyle karanlık olmaya başlamıştı bile. Ve geldik, makarna vardı, makarnayı suya koyduk. Hazır sos vardı, öyle soslu makarna yedik. Ve sonra da uyuduk zaten, yorgunluktan, yol yorgunluğu. Ve evet, bu da yatak yani. Gayet iyi oluyor. Nasıl yaptım? Bu koltuk aslında, bu orta koltuk. Orta koltuğun her araba farklı. Ben bunu yukarı koyabiliyorum. Bunu da biraz ittirebiliyorum. Böylelikle bayağı bir yer kalıyor. İyi yani. Gayet iyi uyuyor. Biraz sıkı, daha sıkı battan olsa daha iyiymiş. Çünkü bayağı bir gece yarısı böyle soğuk olmaya başladı yani. İki yorgan bir kişi için biraz azdı. Başka ne? İyi uyuduk yani. Binlerce yıldızlar var altımızda. Gayet yani beğendim yani. Rahat rahat uyuyabildik. Sessiz sakindi. Arabamızın markası Opel Zafira 2007 kasa. Gayet şık. Tavsiye ederim. Böyle bizim gibi bütçesi az olanlarımız. Ama her türlü böyle kasalı arabalar oluyor yani. İlla bu araba olacak diye değil bence. O kadar güneş vuruyor. Çok güzel bir sabah uyandık. Kahvaltı yapıp ve yürüyüş atılacağız. Hadi bakalım. Evet, kahvaltı menümüz yatak odasından erzak odası oldu. Gece biz burada uyurken öne koymuştuk bu bütün eşyaları. Bayağı da iyi saklayabiliyoruz. Şimdi kahvaltı vakti yani, domates, biber, klasik. Patates de getirmiştik. Patates kızartıyoruz. Üstüne de yumurta. Ansana mis gibi kahvaltı. Böyle. Patatesimiz de burada pişiyor. Manzaramız da böyle. Evet, kahvaltıdan sonra hazırız. Yol üstünde süt alabiliriz. Peynir, süt. Milkshake ne alınıyor? Aslında milkshake almak isterim. Ne?
Şu her tarafta böyle makineler var yani, satıcı yok. Böyle kendi, aa anladım, milkshake böyle bir şeymiş. Yok ya, onu istemem ben, o lezzetli değildir. Anladım. İyi düşünmüş ama adam süt ve hayvan ürünleri üretiyor. Ne satayım, ne satayım, milkshake de satayım. Aynen. Boş kutunun içerisine koyuyor böyle. Boş kutunun içinde kakao var, muz, vanilya, işte başka oradan ne? Oradan satın alıyorsun, buradan da sütünü doldurtuyorsun. Aynen, o şişeye de buraya sütünü dolduruyor. Aslında şimdi canım çekti be. Kredi kartı da geçer. Yok ya, çok yemek yedim ben. Şimdi dolu karnımda yukarı çıkmak zorunda. Yola başlayalım. Adamın evi de direktmen bu. Orada bahçesi var. Damı var. Gerçekten elektrikli olmaya, ha buradan geçebiliyor musun? Bunlar hep elektrikli, inekler kaçmasın diye. Korkuyorum hep bunlardan. Adamın baktığı güzel, evin kenarları deri akıyor böyle. Aynen var ya, böyle çok güzel ya. Temiz kaynak suyundan, dağdan sızan sudan. Şimdi sebze meyvelerini suluyor. İneklerin de suyu içiriyor. Kendi su ihtiyacını karşılıyor. Aynen. Kaç kişinin istediği şeye sahip olur. Aynen. Böyle manzara bu. Yani doyamıyorum gerçekten bu manzaraya. Aynen. Ben durup durup manzarayı izliyorum da. Ama daha çok yolumuz var. Ve başladık yola. Evet, bayağı bir yukarı çıktık bile, görebilirsiniz. Manzara müthiş. Ama bir daha diyorum, antrenmansız sakın gelinmesin buraya. Antrenman yapılmadan mümkün değil yani. Her yarım, her 100 metrede bir moda yapıyoruz. Duruyoruz, duraklıyoruz, oturuyoruz. Yani kardiyo şart yani bunda, buraya gelmeden önce. Ama müthiş manzarayla karşılaşıyoruz. Daha bitmedik, daha yolun üstündeyiz yani. Daha bayağı bir, üçte birini yok. Evet, üçte birini bitirmişiz yolun, yani daha bayağı bir yolumuz var ve bu kadar çıkmışız bile. Hadi devam. Müthiş güzel.
güzel olan orman içinden de yürüyoruz. Yani gölgeli de. Çünkü hava bayağı sıcak. Spor yaptı, yürüyüş yaptığımız için çok sıcak. Ve havanın kendisi de çok sıcak. Geceleri ne kadar soğuk olsa gündüzleri çok sıcak. Güneş çıktıkça. Böyle gidiyoruz. Böyle yollarda önemli olan uzun kıyafet olması. Ve şu anda ormanın içinden yürüdüğümüz için ben çantaya koydum uzun kıyafetimi. Yani üstüme gömlek. Biraz bir mola yapayım. Tamam. Yürüyemiyorum. Her 100 metrede bir mola şart bana. Arada sağ olsun böyle oturma yerleri yapıyorlar. Ne diyordum? Yani güneş çok yakıcı olduğu için ne kadar yukarı çıktığımızda yani bayağı bir yakıyor deriyi, simsiyah yapıyor ya da Almanları kırmızı yapıyor. Ve önemli olan ayakkabı böyle trekking ayakkabısı ya da trekking için özel sandaletler var yani trekking için iyi uygun olan. Hello. Hello. Burada herkes merhabalaşıyor. Ne diyorum? Başka ne lazım? Ve son. Fazla ağır bir şey getirmeyin. Biz küçükçe çanta, Decathlon'un çantasında geziyoruz. İşte gömlek ve su. Ve üstümüzdeki iyi ayakkabılar. Bu kadar. Manzara kapandı. Hello. Manzara kapandı şu anda. Orman içindeyiz yine. Ve devam. Orman içinden yürüyüş bitti. Şimdi böyle büyükçe çimenlik alana geldik. Böyle. Yokuş yukarı çıkıyoruz. Aynen. Teleferikler çok pahalı. 22 euro çünkü. Bizim ineceğimiz teleferik o mu? Aynen. Oo. 44 euro sadece gidiş. Sadece gidiş 44 euroya mı alıyoruz aslında? Ya yürüyüş yapmak için zaten geldik de. Ama şey olabilirdi diye. Mantıklı olarak yukarı teleferikle çıkmak, inişi ayakta yürümek. Ama ikisini de ayakta yapıyoruz. Orada paraşütçü var. Orada bir yerde. Çok güzel ya. Çiçekleri de çok güzel. İğneli. Bir
bir şey battı. Neyse güzelmiş ama. Tam inerliğine böyle battı böyle biraz. Gideceğimiz o yer neresi acaba? Ağaç çok güzel gölge veriyor bu. Buradaki İsviçre'de yaşayan insanlar buranın dili biraz farklı bir dil. Yani aslında Almanca konuşuyorlar ama Almancayı aşırı aşırı şiveli konuşuyorlar. Yani aşırı şiveli, yani kendi kelimeleri de var. Öyle olunca çok zor anlaşılıyor. Yani hatta bazıları hiç anlaşılmıyor. Avusturya'da diller, konuşulan diller ayrılıyor. Kuzeyde olan yani Almanca'ya yakın konuşuyorlar diyelim. Biz şu anda kuzeylerdeyiz, Appenzell. Güneyde İtalyanca'ya yakın. Fransa'ya yakın olan da Fransızca konuşuyor. Ve başka? Yok, bu kadar yani. Almanca, İtalyanca ve Fransızca. Mis gibi havası var buranın. Oradan da insanlar atlıyor. Tavşan mı? Nerede? Hani? Karşı. Koca kafalı. Taşın arkasına gidip ormana gidiyor. Değil mi? Tilki, geyik, tavşan. İnsanlar da doğaya saygılı burada. Yani çöp möp bir şey atmıyorlar. Suların nasıl biriktiriyor diye soracaksanız. Mesela burada su yok. Ama bu ineklerin su içmesi lazım. Eşim göstersin şöyle. Şimdi şurada kuyu gibi bir şey yapmışlar betondan. Karı alıyorlar, içerisine atıyorlar. Biriktiriyorlar sularını. Yani yağmur da yağıyordur içine. Olabilir. Bu bizim patikamız gözüküyor. Dağın, karşıdaki dağın dibinde yol var. Gerçekten. Ben buradan yolu görüyorum. Yani bu mu yani? Hiç patikaya benzemiyor. Öyle devam edeceğiz. Oo. Dağın arkasından yukarıya doğru çıkacağız. Evet. Hadi bakalım. Ama aslında tepede olmaması lazım. O gideceğimiz bina. Aynen. O doğru. Heidi'nin ineklerini buldum. Tam da burada. Aslında bütün inekler Heidi'nin ineğine benziyor. Bana bakıyorlar hep. Aklımdan geçen soru benim. O ineklerin altında o şeyler var ya, o
ses yapan şeyler, yani kayıp olmasın diye, yani sahibi nerede olduğunu bilsin diye takılıyor da o ses yapan şey. Ama hayvancağızın da kulağı var, yani hisset, yani duymuyor mu, yani duyuyordur yani. Alıştı mı o sese ya da o ses onun için çok mu kötü geliyor, bilmiyorum. Biz devam. Devam. Oh. Böyle buradan böyle aşağıya doğru. Uça uça gideceksin. Var ya, burada paraşüt çok güzel olur aslında. Evet. Bundan yapıyorlar ya. Sonunda geldik. Ne kadar çok yürüdük bilmiyorum. Ama baya baya tepelere geldik. Yani arkada paraşütleri görüyoruz. Nereye geldik? Tam bu binaya. Bu bina Eşya Gasthaus, yemek indiriyor. Böyle güzel, böyle şeyin altına, böyle dağın yamacında, böyle çok güzel gözüküyor. Ve hadi bakalım içeri girelim. Manzarayı göstereyim önce. Buradan devam edildi. O teleferiklerin son noktasını verelim. Dağın zirvesine. Kimse çekmiyor mu? Evet.
dediğim manzara bu işte, tam fotoğraflık bir manzara. Bayağı da çok insan zaten burada durup fotoğraf çekiyor. Ama çok güzel, böyle dağın altından böyle bu manzara, paraşütçüler müthiş ya. Böyle. Tavuk geliyor. Evet, sonunda buraya geldik. Ice tea aldık. Kaç para ödedik? 5,5 euro. 5,5 euro kişi başı. Kişi başı. El yapılmış ama asıl güzel olan bu manzara. Yanımızda paraşütçüler gidiyor böyle. Soğuk buz gibi ice tea'mizi içiyoruz. Manzarayı göstereceğim ama demek istediğim bir şey daha var. Dün biz arkada olan göle gitmiştik. Direkt aşağıdan yukarı gittik göle doğru. O gölün üstündeyiz şu anda, yani orada aşağıda kalıyor göl. Yani göle bayağı yukarı çıkmıştık biz. Şimdi başka bir rota gölün üstündeki bir guest house'a geldik ve o burada ice için ne yapacağız? O göle aşağı, o göle doğru yürüyeceğiz, yani oradan yine bildiğimiz rotadan aşağı gideceğiz. Bilmiyorum tam iyi anlatabildim mi? Kafamda bir rota canlandırdım yani. Müthiş güzel burası ya. Böyle. Şimdi manzarayı bakalım. Böyle bir manzara var. Göl orada aşağıda, arkada. Nasıl değdi mi buraya gelmemiz? Şu anda konsantrasyon yapıyoruz. Adamlara bakıyoruz. Uçan adamlar var. Bak bak. Wenn du willst, ich brauche nicht zu essen. Ve buraya yol yok. Bunların hepsini tek kendileri getiriyorlar. Yani araba yolu yok. Buraya hepsini taşıyorlar. Fethiye'de araba yolu olan yerlerde, arabanın malzeme getirdiği yerlerde bile bu kadar ucuza satmıyorlar. Çok daha pahalıya satıyorlar. Aynen. Köfteli bir şey. 5 tane köfte, 3 tane köfte vardı. Hatırlıyorum, çok pahalı miktarlar ödemişti. Burada alınabilecek en iyi şey ice tea. Buranın bir kilisesi varmış. Şu anda o kiliseye doğru gidiyoruz. Hadi bakalım. Benim şapka düşerse galiba alamayacağım. Altımız boşluk. Yok, bu kilise değil. Orası mı? Aa, kilise orası. İbadet yeri. Çok serince. Aynen, serin. Bak, saat kaçta olduğunda yazıyor yani. Yani burası çalışıyor. Her gün değil. Her 9 yok.
Tamam, her 9-10 gün. Ayda 2 defa. Bir başında bir sonunda. Aa. Nicht mehr zurück. Ich mache es mit meinem. Oh nein, aber nicht von da. Ah, nicht von da? Nein, ich wollte auch auf den Stein. Willst du nicht von da? Das ist auch gut. Evet. Artık yukarı gidilecek kadar yukarı çıktık ve aşağı inmeye başlıyoruz. Ah, baksana eşya getiriyorlar. Yani buraya bir şey taşımıyorlar. Yok, bak, o yukarıdaki teleferik için. Oradan bir şey taşı. Teleferik için, oradaki bina için. Tam konuşma yapıyorum onu görünce. He. Buraya gelmiyor. Anladım. Ama yani oraya gelen şeyi de buraya aşağı taşıyorlardır diye düşünüyorum ben ya. Bilmiyoruz. Yani buraya yiyecek içecekler nasıl geldiğini hiçbir fikrimiz yok. Aşağıya doğru iniyoruz da ben her indiğimiz metreye üzülüyorum. Neden? Çünkü çok zor çıktık yukarı. Şimdi de o bütün emeği bitirip böyle aşağı iniyoruz. Biraz üzücü benim için. Ama yapacak bir şey yok. Zirveye çıktık. Aşağıya inmek zorundayız. Hadi devam yürüyoruz. Ve manzara müthiş. Bu manzaraya doyamıyorum. Yukarı çıkış çok zordu. Şimdi aşağı inerken fazla moda yapmak zorunda kalmıyoruz. Bayağı çok yukarı çıkan daha var yani bu saatte. En iyisi sabahın köründe çıkmak. Biz bile bence saat 8'de yola çıktık. Saat 8 bile geç yani. Aslında yani 7 gibi, 6.30, 7 gibi yola çıkacaksın. Yani o sabahın serinliği var ya. O serinliğinle beraber çıkacaksın aslında. Ama biz bile geç çıktık bence. Ama şimdi yukarı çıkanlar bilmiyorum yani. Çok sıcak. Zor. Ben nasıl ineceğim buradan? Çok da güzel çiçekler var. Ne çiçeği olduğunu bilmiyorum tabii ki ama çok güzeller. Hep bunu. Neyse, biz devam inmeye. Dediğim gibi göle doğru iniyoruz şu anda. Fazla kalmadı. Yani bayağı bir indik. Ve bu kadar. Devam yürüyelim. Biz yağmurlu kapalı havada gelmiştik. Bu tepeden aşağı inmişti. Tekrar bir göle iniyordu. Öyle bir yol keşfettik. O yüzden buraya geldik. Gündüzlüğün de böyle gözüküyor. Aynen. Bunu fark ettim. Akşam da çok güzel gözüküyor. Yani yıldızlar gözüküyor. Böyle çok güzel bir manzarası var. Ama gündüz güneşte de böyle su böyle pırıldıyor böyle. O da bak orası mesela biraz mavi gözüküyor. Böyle yani ikisi de güzel ya. Böyle bir akşam karanlıklığı ve böyle güneş böyle yeşillik güneşlik böyle. İkisi de güzel. Yani geri alıyorum yani. Dün o kadar güzel değil su diyordum. Yok, çok güzel. Ben beğendim. Ve böylelikle bu videoyu da bitirmek istiyorum. Yukarı çıktık. Ve yukarıdaki kiliseyi gördük. İçeceğimizi içtik. Ve ondan sonra aşağıya göle başka bir yoldan indik. Bu kadar. Bu video bu kadar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenme butonuna basmayı unutmayın. Bir dahaki macerada görüşürüz.